Ferit Bey'im. Ferit Bey'im. Ferit. 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 Ah be çocuk, ah be çocuk. Latife efendi bak, haklısın. Çok haklısın hem de. Beni de idare et be, gözünü seveyim. Ferit Bey'im, bunu benden isteme. Latif efendi çok basit. Yani Ferit çok heyecanlıydı. Sabah Necip Usta'nın yanına gideceksin. Yani bu kadar basit. Hemen öğleden sonra geleceğim ki. Peki Necip Usta'nın bundan haberi var mı? Var, var. Tabii ki var. Ben bunların hepsini düşündüm Latif efendi. Ya o yaşlı huysuz usta bile bana yardım ediyor. Sen etmeyecek misin? Benim de başımı yakacaksın sonunda. Ya Latif efendi, ben var ya. Çocukken en çok seni severdim biliyor musun? Teşekkür ederim. Seyran, kahvaltılık bir şeyler aldım ama uğraşmayı izliyorsan simit de var. Sen seversin. Kahve de yaptım mı güzel? Üşümüşsündür sen şimdi gel. Sıcak sıcak iç biraz. Çocuk gibisin ya. Çocuklukta ne alakası var ya? İnsani ihtiyaçlar bunlar. İnsanlar acıkır. Ondan sonra üşür müşür falan filan. Evet. Teşekkür ederim. Ne zaman döneriz? Ne acelemiz mi var sanki? Telefonum yanında yok Ferit. İnsanlar beni merak etmiştir. Kim niye merak etsin ki seni? Herkes kendi hayatını yaşıyor Seyran. Belki de gittiğin için mutlu bile olmuş olabilirler yani. Ferit ben kavga etmek istemiyorum artık. Seyran biz böyle mi sakin sakin konuşacağız? Biz böyle mi orta yolu bulacağız? Ha? Ne orta yolundan bahsediyorsun sen Ferit? Pardon. Hı? Ne sanıyordun sen ya? Gerçekten söylüyorum. Yani Seyran'ı babasından kurtaracağım. Seyran da benim kollarıma atlayacak. Bu muydu yani planın? Hayır bu değildi planım ama en azından daha mantıklı davranırsın diye düşünmüştüm. Ne zaman mantıksız davranmışım ben? Ya kimliğini alıp gitmek ne demek Seyran ya? Ne demek ya? Sen yeni bir hayat kurmak istesen ben zaten sana yardımcı olurdum bir şekilde. Hangi şekilde Ferit? Sen kendi fanusunda güçlüsün. Gerçek hayatta asıl güçlü olan benim. Bir gün aileni terk edebilirsen, yani bunu yapmayı becerebilirsen... ...o zaman asıl ben sana yardım ederim Ferit. Söz mü? Şişt, bak yardım edeceksin ha. Söz değil mi? Gör Ferit. Gör artık. Olmuyor işte bizden. Olmuyor, denedik. Hem de iki defa denedik. Sen benim hayatımda ol ya da olma. Ben aşık olmadığım, sevmediğim bir kadınla evlenmeyeceğim. Kendi yaşadıklarımı çocuğuma yaşatmayacağım. Ne yaparsan ya Ferit. Ben bu duruma hiçbir zaman dahil olmayacağım. Şimdi gidebilir miyiz lütfen? Sen de hayatına dön. Bu kadar mı yani Seyran? Gidecek miyiz böyle? Ha Ferit konuştuk ya işte. Sen benden daha ne istiyorsun ben anlamıyorum ya. Ben daha ne isteyeceğim ki senden? Ne isteyebilirim yani? Sen kendinden başka kimseyi düşünmediğin için. Evet Ferit. Evet. Hayatımda ilk defa kendimi düşünüyorum. Evet.
Tek isteğin benim canımı acıtmak değil mi Seyran? Her şeyi yaptın. Evi terk etmeden önce yıktın, geçtin. Soğumamış hala için. Soğumayacak da. Ferit, benim amacım senin canını yakmak olsaydı babamın teklifine evet derdim zaten. Diyecektim belki de Seyran, bilemeyiz. Ben gelmeseydim baban ikna edecekti seni belki de. Ya gelmeseydin Ferit, o zaman yani hep aynı şey yapıyorsun ya. Ufacık bir iyilik yapıyorsun, sonra insanların burnundan getiriyorsun, yüzüne vuruyorsun sürekli. En azından senin gibi nankör değilim. Ben mi nankörüm? Ya sen ilk geldiğinde o insanlar sana kollarını açtı ya. Dedem. Ya dedem bile seni sevmişti ya Seyran. Seni sevmeyi kimden öğrendin belli zaten. Ya yeter be! Ne bağırıyorsun ya? Sen önce dön bir kendi ailene bak ya. Babana bak, halana bak, ablana bak. Seni bu yaşına kadar satmak için büyütmüşler Seyran. Sonra da satmışlar ya. Ben çıkmasaydım senin karşına. Dedem çıkmasaydı, bizim ailemiz çıkmasaydı sen böyle dik dik konuşabilecek miydin benimle? Kimdin ya sen? Neydin sen? Ürkek, zavallı, korkak bir kızdın ya Seyran. Dedemin karşısında titrediğin hallerini hatırlıyorum ya senin. Biz sana böyle davrandık deyip yüz buldun sen Seyran. Yeter artık, kes beni, ailemden vurmayı kes ya. Vay be. Senin bu hayattaki tek başarın ne biliyor musun Ferit? Ailenin ahlaksızlığını bir üst seviyeye taşımak sadece. Bu kadar. Bu kadarsın sen. Aptal.